Satranç tarihinde iyi bilinen ünlü oyunlar vardır. Bir de kıyıda köşede kalmış onlar kadar güzel partiler. Sicilya savunması E6'lı yapıda filin yolu açık bırakılır. E piyonu önemli kareleri kontrol etmekte Yeterli gelişim, şah güvenliği sağlanırsa büyük oynayabilir. Merkezde sayısal üstünlük var. Satrançta açılış tercihleri şahsi nedenlerle ilgilidir elbette. Kimi büyük ustalar Sicilya savunmasını çok sever ancak bazı seçenekler onların keyfini kaçırır oldukça önemli E5 karesini D6 ile rahatlıkla elinde tutabilirdi. Yalnız bu karar yeni bir kapı açar. Sakin pozisyonel ilkeler üzerinde kurulmuş fil B5 piyon D7'de olduğu takdirde tempoyla bir şeyler isteyerek gelmez problem değil. At C6. At alır C6. B alır C6. Merkez atını değişmek. İyi bir neden olması gerekiyor. E5. At D5. Şah biraz daha yalnız piyonun sağladığı alan üstünlüğü özellikle d6 karesi problem kendi kuvvetlerinden ayrıldı ilerledi hedef olabilir at e4 vezir c7 ver piyonu f4 vezir b6 piyonu korumak kolay. Meydana gelen sorunlar önemli. İki hamlede buraya geldi. Piyon sürdürdü, çapraz zayıf, kısa rok, zor. Filin hareket kabiliyetini sınırlar. E3 karesi. C4 Tehlikeli bir karar. Fil B4 Seçenekler At C3 Hemen materyal kaybeder. En doğal gözüken fil D2 Vezir E3'e izin verir. Tatsız Şah E2. Evet, tuhaf duruyor. Fil de yerinde kaldı. F5. Sen de atını merkezden geri gel. Bu şartlarda kabul ediyorum. Takas olursa fil de geliyor. E alır F6. Değerli piyonu verir. At alır F6. Fil E3. Vezir D8. Tekrar yerine gelmek pek de mutlu etmeyebilir. Piyon yapısı sağlıklı kalsın. At D6. Fazla bir seçenek yok. Güzel fili alır. Fil alır d6, vezir d6. Kuvvetli. Hemen değişmek isterse fil c5, oyun sonu bile fil çifti avantajı sayesinde üstün olurdu. Ve artık şah güvende. Atla rahatsız ederse Vezir E5. Fil B7. Sabırlı. Kale D1. Kale C8. Kale G1. Hazırlıklar var. C5. Piyon zehirli. At E4 materyal kazanır. G4. Piyonlar ilerliyor. Kale C6. Fikir bu. Vezir E5 artık kısa rok atabilir. Benim şahım güvende. Senden ne haber? güzel bir tavsiye. Stratejik problemleriniz varsa acele edin. Rakip baskıyla meşgul olsun. Şahın kötü pozisyonuyla ilgilenmeye fırsatı olmaz. Hedef piyon değil. Atak ve rakip şah. Kalite fedası, inisiyatifi ele alırdı. G5 Piyonlar ilerlemektedir. Ataş 5 Fil H3 Vezirin merkezi konumunu muhafaza eder. D6 vezir e6 şah h8 güzel bir piyon fedası bu sayede veziri saptırdı at alır f4 ister bir de e hattı kale f1 sanki fil c8 ve arkada fil düşüyor gibi vezir d5 kale boşta kale b6 ver piyonu b3 kale a2 kale d2 d5 zayıf piyondan taktikle kurtuldu vezir e5 kale e8 burası mükemmel vezirle oynarsa d4 Fil açmazda kayıp olurdu. C alır D5 harika bir vezir fedası. Sadece kale karşılığında kale E5 F alır E5. Pozisyona bakalım. Köşede at pek bir şey yapmıyor. Vezir son sıra savunmasına bağlı. Kale tuhaf kaldı. İki tane geçer piyon paldır küldür ilerliyor. Belki kale F7 ve sonra E6, E7. Zor karar. Alexander Fier Fil alır d5 tercihimde bulundu. Açmaz var. Fil g2. c4 Fil alır d5 c3 Ver kaleyi Fil b7. Muhteşem. c alır d2 Fil alır a6 sadeleştirmeler, fil çifti kuvveti, kale ve vezir atla kaldı. Vezir e8, son denemeler. Fil c4, piyonu alırsa mat. G6, Geçer piyon bir kare daha ilerledi ve terk. Biraz sonra fil D4, kale F7, E7, kale F8. İyi bir savunma yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir, abone olur, yorum yaparsanız mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın satrançla kalın.